Mutlu günler sevgili seyirciler. Özel günlerde bir özel röportajla daha huzurlarınızdayız. Muhtemel ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez, özür dilerim, Cumhurbaşkanı'nın görevlendirmesiyle bir seçim hükümeti kuracak gibi görünüyor diyelim. Muhtemel ki AK Parti Genel Başkanı bugün görevi iade edecek. Muhtemel ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan CHP'ye en çok oy alan ikinci parti genel başkanı olması hasebiyle oy verecek. Muhtemel ki uzayıp giden senaryolar. Bunları bugün konuşacağız özel röportajlarda. Özel röportajın ilk bölümünde CHP'ye bundan sonrası için yol haritası ne sorularını soracağız. Bunun için de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Sayın Gürsel Tekin'i davet ettik. O da bizi kırmadı. Yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ne olacak bundan sonra? Önce izin verirseniz özellikle son dönemlerdeki şehit ailelerimizin feryatlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün de Habertürk gazetesinde bir annenin feryadı var. Özellikle siyasetçilerin olduğu bir anda bir araya gelin ve çözüm bulun. Acılı, ızdıraplı bir anne bu kadar duyarlı davranıyorsa siyasetçilerin bu kadar duyarsızlığını kabul etmek mümkün değil. Bir başka baba, 17 bin liram olsaydı çocuğum şehit düşmezdi. Bir başka anne, oğlumun katili siyasettir. Bütün bunlar masadayken yapmamız gereken çok önemli birkaç tane şey var. Bakın dünyada benzer yöneticilerin çocukları ne yapmıştır? Mao'nun oğlu 23 yaşında savaş meydanlarında savaşmış. 23 yaşında çocuğunu cepheye göndermiş ve sorduklarında vatan sağ olsun devrim için şehit oldu demiş. Bunu devlet başkanı iken. Evet, devlet başkanı iken. Stalin'in oğlu, Stalin görevde. Oğlu onbaşı. Almanlar tarafından rehin alınıyor. Almanlar bir generalla takas yapalım diyor. Stalin diyor ki benim oğlum onbaşı, general değil. Ancak takasta size bir onbaşı verebilirim. Benim çocuğum da feda olsun diyor ve çocuğunu feda ediyor. Şimdi eğer gerçekten bu ülkede barışı, kardeşliği, sosyal bütünlüğü düşünmek istiyorsak birinci önceliğimiz toplumsal duyarlılık içerisinde siyasetçilerin tamamı, başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın çocuğu, Sayın Genel Başkanımızın Kılıçdaroğlu'nun oğlu, Sayın Genel Başkanımızın oğlu ve bizim çocuklarımız. 3 tane oğlum var, 2 tanesi şu anda okuyor, öğrenci. Buna rağmen 2 çocuğumun okulunu dondurabilirim ve bu çocuklarımızı gönderelim. 1. Siyasetçilerin çocukları askere gitmeli. Eğer olağanüstü bir durum varsa, söz konusu vatan diyorsunuz ya, vatansa önce çocuklarımızı göndermeliyiz. En az Stalin Mao kadar bizim de duyarlı olmamız lazım. 2. Birinci sınıf kamu görevi yapan. Allah aşkına bütün bu son günlere baktığımızda bu nasıl bir enteresan bir şeydir? Gecekonduda oturan, imkansızlıklar içerisinde boğuşan, yoksul, perişan vatandaşların çocukları şehit düşecek. Biz de önümüzdeki seçimde hangi siyasi parti oyunu 2 puan daha yükseltebilir arayışı içine girmemiz, bu bir vahim bir olaydır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Evlatlarımızı, çocuklarımızı bir siyasi partinin ya da birkaç siyasi partinin alacağı oy oranlarına ve milletvekili sayısına göre değerlendirmemiz ne insanidir, ne vicdanıdır, ne imanen ne dinen kabul edilecek bir şey değildir. Ne demek istiyorsunuz? Genel başkan çocukları askere mi gitsin? Elbette gitsin. Niye bu garip annenin çocuğu gidiyor da niye bizimkiler gitmesin kardeşim? Niye gitmesin? Yani gerekiyorsa bütün okullar durdurulsun. Bütün nimetlerde, bütün nimetlerde bizim çocuklarımız, siyasetçilerin çocukları faydalanacak. Külfetleri de yoksul ailelerin çocuklarına yükleyeceğiz. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Askerlik yaşına gelmiş, bedelli olanlar, bütün o bedelleri iptal edeceğiz. Bütün hangi siyaset? Bakın Sayın Genel Başkanımızın oğlu reddetti bedelli. Kaç tane siyasetçinin oğlu bedelli reddedebildi? Bu bedelli çocuklarınızı kurtarmak için mi çıkardınız? Bunu hep toplumsal olarak hepimiz duyarlı olmalıyız. Özellikle basında, medyada rica ediyorum. Yani eğer bu ülkenin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini düşünüyorsanız şuna emin olun, siyasetçilerin çocukları askere gittiği zaman bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülür. Tersinden bakalım. Kimsenin çocuğu ölmesin. Elbette hiç kimsenin ölmesin. Siyaset bu işe bir çözüm İnsanların olsun. İnsanların evlatları en kutsal değerleridir.
Bu çocuklarımız ya da siyasetçilerin çocukları gitsin, şehit olsun, ölsün demiyorum. Tam tersine gittiği zaman hepimiz düşüneceğiz. Bu anne, ben inanıyorum ki bu anne gibi milyonlarca anne şu anda sınırlarda asker olan şeyler sabaha kadar uyumuyor. O zaman siyasetçilerin eşleri de uyumamış olacak. Ve diyecek ki buna çare bul, buna çözüm bul diyecek. Ben hiç kimsenin evladı gitsin, şehit olsun, ölsün demiyorum. Siyasete tam buradan tersine. Bir baskı olsun. Baskı elbette. Olursun. Peki. Ya bu konuda basını, medyayı, duyarlı herkesi göreve çağırıyoruz. Yoksa bunun sonu yok. Yapmayın ne olursunuz. 30 yıldır bir kirli savaşta binlerce gencecik insanlarımız şehit, birçok gazi insanlarımız var. Ve bütün bu, biz bunu, bu bizim kaderimiz olmamalı. Siyaset çözüm yeridir. Siyaset çözüm bulmak yeridir. Acılı an ne kadar duyarlı olmalıyız. O acısında diyor ki siyasetçilere çağırıyor. Benim çocuğum gitti, sizin çocuklarınız gitmesin diye ne olursunuz bir araya gelin. Bir araya geleceğiz. Niçin bir araya geleceğiz? Miras paylaşmayacağız. Mal paylaşmayacağız. Bu ülkenin birliği, bütünlüğü, kardeşliği, daha refah bir ülke olması için mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şuna emin olmanızı istiyorum. Baştan itibaren, 7 Haziran'dan itibaren Sayın Genel Başkanımız, MYK'mız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz bir tek şeye odaklandık. Aman ha ne olur ya, bu yangını nasıl söndürebiliriz? Bu yangın konusunda nasıl bir katkımız olabilir? Bütün çabalarımıza rağmen. Şimdi Sayın Davutoğlu dün aynen şu cümleyi kullandı. Bunu söylemek zorundayım. Sayın Davutoğlu diyor ki çok çaba sarf ettim. Sayın Davutoğlu bir çaba sarf etmediniz. Kimseyi kandırmayın. Yani ziyaretlere gidip gelişler bir çaba değil. Bakın dünyanın birçok ülkelerinde siyasetçiler bir araya gelir. Niçin bir araya gelir? Söz konusu vatansa o vatanın birliği bütünlüğü için, vatanın geleceği için bir araya gelirler. Şimdi bir araya geliyoruz. Benim zaman zaman şimdi AKP yöneticilerin şöyle bir cümleleri var. Efendim farklı iki kutupta seçmen. Ya yapmayın ne olursunuz Allah aşkına. Hangi kutuptan bahsediyorlar? Eğer siz rantçılara bahsediyorsanız 17 Aralık 25 Aralık gibi kamuda zenginleşen insanları tarif ediyorsanız elbette onlar istemez. Ama AKP seçmeni, sağlıklı, aklı selim seçmenin önemli kısmı önümüzdeki süreçte bir hükümetin, bir koalisyon olmasını çok arzu ediyor. Bütün araştırmalarda da bu çıkıyor ortada. Tamam. Gelin oraya, bunu el birliğiyle çözelim. Oraya gelmeden söylediklerinizden aldığım iki şeyin altını çizeyim. Bir, partilerin genel başkanlarının çocukları askere gitsin. Bütün siyasetçilerin. Bütün siyasetçilerin. İki, bedelli askerlik yapanların bedelleri iptal mi edilsin? Kesinlikle. Şimdi bu babanın ne suçu günahı var? 17.500 liram yoktu. Çocuğum bundan dolayı öldü. Deme hakkı var mı bizim ya? Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bedelli teklif ederken söyledik. Dedi ki bak yapmayın. Bu çok vicdani değildir. İmkanı olanlar, imkanı olmayan çocuklarımız da faydalansın. Ama ne yazık ki maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu reddedildi. Sadece işte belli zümrenin, belli sınıftaki çocuklar gitti faydalandı. Öbür çocuklarımız, o babalarımız feryat ediyor ve çocukları faydalanamadı. Bunlar efendim bedelli ödemiş olabilir, hiç önemli değil. Gerekirse paralar iade edilsin. Bu çocukların, hepimizin çocukları mutlaka askere gitmeli. Askere gitmeli ki bu ızdırabı hissedebilmeliyiz. Bu ızdırabı başka türlü hissetme şansımız yok. Bedelli teklifi kimden gelmişti mecliste? Hem bizim hem AKP'nin. Önce bizim bedelli teklifimiz vardı. Bizim bedelli teklifimiz ortalama her yurttaşımız. Parası olan olmayan, parası olanlar ödeyecek. Olmayanlar da parasız bedelliden faydalanmış olacaktı bir kez. Ama ne yazık ki onu çıkardılar. Paralı olanlar gitti. Parasız olan anneler, babalar da şimdi gözyaşı döküyor. Şimdi diyorsunuz ki onlar da iptal edilsin. Askerlik. Bu. Ya şunu düşün sen. Bunu şunu ya şimdi ben merak ediyorum. Genelkurmayımızın bir açıklaması oldu. Binlerce talep oldu. Şimdi ben Sayın Genelkurmay Başkanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Genelkurmay Başkanım Allah aşkına bu binlerce gelen talep içerisinde bir tane siyasetçinin çocuğu var mı? Bir tane kamu görevlisinin çocuğu var mı? Bir tane basın patronunun çocuğu var mı? Bir tane holding patronunun çocuğu var mı? Yapmayın ne olursunuz ya. Milletin çocuklarını kanıyla oynamayın. Bundan vazgeçelim. Genelkurmay ne yapsın?
böyle talepler geliyor onlara. Biz de tabii ki genelkurmay yapacak değil. Bunu siyaset yapacak. Açıklasın, hani talepler geldi. O taleplerde var mı siyasetçinin çocukları? Merak ediyorum. O ben profilleri bir görelim diyorsun. Evet, kimdir? Yine bakıyoruz. Bu ülkede gerçekten yoksullukta cebeleşen yurttaşlarımızın gencecik çocukları talep etmiştir. Ama tamam, peki siyaset size şunu demiyor mu? Bir önerisiniz, diyorsunuz ki bir öneriyle bunu çözelim. Bir taraftan kan akıyor, bir taraftan ülkede koalisyon kurulamıyor. Görünen o ki seçime gideceğiz. Ne oluyor da olmuyor? Bir cümlenizi anladık. Sayın Davutoğlu bize koalisyon teklifiyle gelmedi. Ne oluyor da olmuyor? Dün MHP ile de olmadı. Neden olmuyor? Şimdi çok açık, çok net, Sayın Erdoğan'ın 7 Haziran seçimlerinden sonra tavrını çok açık, net belli etti. Sayın Erdoğan'ın çok da iyi bir tarafı var. Yani çok böyle gizli ajandası yok. Bütün cümleleri rahatlıkla söyleyebilen bir insandır. 7 Haziran seçimden sonra konuşmaması gereken, yani anayasamıza göre tarafsız olması gereken bir cumhurbaşkanı efendim erken seçim olmalıdır. Ben bilindik bir cumhurbaşkanı değilim diyor. Beni halk seçti. Bu bedeli kim ödeyecek? Tamam, eyvallah. Yani Alman cumhurbaşkanını kim, Çinliler mi seçmişti? Alman cumhurbaşkanı %63 ile seçilmişti. Bir zaafından dolayı, bir eksiğinden dolayı istifa etmek zorunda kaldı. Sadece istifa etmekle yetinmedi. Alman yargısına da hesap verdi. Yok öyle bir şey ya. Millet iradesi, millet iradesi kardeşim, siz çalın çırpın, anayasayı yasaları yok sayın demiyor ki. Şunu mu millet iradesine hepimiz saygılı olmayın. %60'lık bir millet iradesi masada yok mu? Yani eğer millet iradesini baz alacaksak, %60 demiş ki evet kardeşim, uzun süre 13 yıldır bu AKP hükümeti maalesef benim sorunlarımı çözemedi. Çözemediği gibi sorunlar gittikçe büyür hale geldi. Ben bu kez %10'u vazgeçti dedi. Vazgeçtim dedi ve çeşitli muhalif partilere oy verdi. Yani Cumhurbaşkanı şimdi, erken seçim niyetini belli etmemeli miydi? Kesinlikle etmemeli. Eğer anayasa diyorsak etmemeli. Tarafsız. Siz ne diyorsunuz? Kürsüye çıktı Sayın Cumhurbaşkanı. Anayasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak namusum, şerefim üzerine tarafsız olacağım dedi. Tarafsız olan bir cumhurbaşkanı bu cümleleri kullanmamalı. Kim kullanacak bunu? Sayın Davutoğlu, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Demirtaş. Şimdi bunlar konuşacak. Hayır, bunlar konuşmuyor. Şimdi mesela ben Sayın Davutoğlu'nun baştan itibaren söylemiş olduğu bir şey var. Mutlaka bir hükümet çıkmalı. Niye çıkmadı Sayın Davutoğlu? Ne olursunuz kamuoyuna çıkın, şunu izah edin. Evet, biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu gerekçelerle bu hükümet olmadı diyiverin. Yok. Tekrara girmeyelim ama işte eğitim ve düşünme. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittiniz. Ne oldu da siz Milliyetçi Hareket Partisi kaldı ki? Siz gitmeden önce de bütün duruşunu çok net bir şekilde sergiledi. Yani görüşmeden önce de 4 madde, eğer bu 4 madde kabulünüzse gelin, değilse gelmeyin demektir bu. Ama bütün buna rağmen zamanı kötü harcamak için hadi oraya gidelim, buraya gidelim falan, bunlar siyaseten çok doğru şeyler değildir. Türk siyaseti çürür duruma geldiği zaman bunun en ağır bedelini Sayın Davutoğlu ve Sayın Davutoğlu'nun arkadaşları ödeyecek. Sayın Başkan, şunu anlamaya çalışıyoruz. MHP'nin 4 maddesi, misal sizin 14 maddeniz, AK Parti'nin misal 10 maddesi. Yani ilkeler çatışıyor, siz bu tarafı, onlar sizi eleştiriyor. Hükümet kurulamıyor. İşte dün MHP görüşmesinden de yine aynı benzer. Yani kamuoyu... Veysi Bey, bizim hiçbir ilkemiz... Öyle reddedilecek Sayın Davutoğlu 14 maddeyle ilgili bizim ilk açıkladığımızda Sayın Davutoğlu'nun demeci var, göreceksiniz. Bunların önemli kısmı bizim de kabulümüzdür dedi. Şunu diyebilirlerdi. 14 madde konusunda örneğin ya evrensel hukuk sistemini istiyoruz. Sayın Davutoğlu reddediyorsa itiraz yok. Şeffaf bir devlet anlayışı olsun, temiz bir siyaset olsun, anayasayı, yasayı kurallı hale getirelim demek, bunlar bir rahatsız verici, kabul görmeyen şeyler midir Allah aşkına? Sayın Davutoğlu da bu 14 terörle maddeyi ilgili, tamam dediyse, efendim? Sayın Davutoğlu da bu 14 maddeyi tamam dediyse sorun nerede? İşte ben de onu soruyorum. Ben de diyorum ki Sayın Davutoğlu çıkıp ya şu gerekçelerle Cumhuriyet Halk Partisi ile biz hükümet kuramadık diyebilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey dayatmış değil. Önce Allah'tan Sayın Genel Başkanımızın deneyimi, tecrübesi olduğu için geçmiş dönemlerdeki bütün 27 yıl kamuda görev yapmış,
birçok koalisyon hükümetlerinin kuruluşunda da tanıklık etmiş bir insandır. Bütün görüşmeler tutanak altına alındı. Çünkü öyle bir siyaset kirlenmiş ki olmayan şeyi abartırlar ve hatta siyasetin dışında özellikle gazete, bir kısım gazeteler bu süreç devam ederken acaba nereye dayandırabiliriz? Biliyorsunuz özellikle son 5 yıldır toplumun önemli değerleri hep siyasette malzeme haline getirdi. Din, iman, imam hatipler, başörtüsü, aklınıza gelebilecek önemli değerlerimiz, kutsal değerlerimizin tamamını bu kirli siyasette maalesef harcar hale geldik. Şimdi son dönemlerde nereye dayandırabiliriz? Efendim imam hatipler falan 4+4. Halbuki hiç müzakeresi bile olmadı. Bu tutanakları bir gün açıklar mısınız? Hayır, açıklamayız ama aksi bir şey olursa, iddia olmayan bir şeyi olmuş gibi iddia ederlerse tabii ki açıklarız yani. Bizim tutanakları tutmamızın temel sebebi bu. Peki gelelim. Yani şunu söylemek istiyorum kamuoyunun net anlaması için. CHP ile oturup ya arkadaş çaya tamam suyu müzakere denilmiş değildir. Denilmiş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi bu sürecin, bu yangının, Türkiye'nin yaşadığı bu sorunların nereye gideceğini bildiği için birçok şeylerde de taviz verebilecek bir siyasi. Sayın Başkan çok pardon ama 35 saat ne konuştunuz o zaman? Yani evet o tarafı anladık. Sevgili kardeşim. Siz ne anlattınız? Siz ne söylediniz? Ve onlar size anlattığında siz ne söylediniz? Şimdi ben geçen gün çok önemli bir din adamıyla tesadüfen buluştum. Önce şunu söyledi. Dedi ki ya benim kişisel olarak önce benim size bir özür borcum var. Hayırdır dedim abi, ne özür borcum var? Ya dedi 50 yıldır bizi kandırdılar. Dinsizler, imansızlar, şöyleler, böyleler. Sizi tanıyınca ben şaşırdım dedi ya, ne olursunuz dedi. Biz size hep haksızlık yapmışız. Ya kardeşim adımız çıkmış 9'a inmez 8'e. Israrla bir bakın biz bunun bilincindeyiz. Bizim genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Peygamber sabrı taşıyan bir insandır. Başladığı günden itibaren burada bir sonucun çıkamayacağını biliyorduk. Aman ha CHP bozuyor. CHP bozuyor algısını yaratmamak için elimizde gelen bütün özveride bulunduk. Sabret. Yapılmaz. Samimiydik baştan itibaren. Ne olursunuz gelin ya bu yangını söndürelim. Türkiye'nin bu sorunlarını çözelim. Bu maliyet bu ülkeye ödettirilmemeli. Şu anda döviz piyasasına bakın, ekonomiye bakın, tedirginliğe bakın. Her gün hangi saatte kaç tane şehidin geleceğine bakın. Bütün bunları görmeyeceksiniz. Önümüzdeki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 2 puan mı artırırız, 2 puan mı düşer? Bu vatan için 10 puanımız feda olsun kardeşim. Bu anne ağlayacağına benim 10 puanım gitsin. Biz bu bilinçle hareket ettik. Ama inanılır gibi değil. Sayın Davutoğlu ya nezaketen kardeşim, en azından şu denilebilirdi ilk günden itibaren. Ya biz siz de yokuz. Milliyetçi Hareket Partisi birincisini denediniz. İkincisini niye deniyorsunuz? Çok net bir şekilde ifade etmiş. 4 madde kabulunuzsa gelin. Biz şunu da demedik. Aman şu maddeler kabulunuzsa gelin demedik. Tam tersine. Şimdi buna rağmen hadi bir gidiverelim, çay içelim, kahve içelim, çıkalım. Yani Türkiye'nin bakın dün döviz piyasasında özellikle bir bakanın iki cümlesinden dolayı kurların nasıl hareketlendiğini, kimler acaba burada zenginleşti ya? Ya yeterin ne olursunuz ya, Allah aşkına yeterin. Yani yeterin bu doyumsuzluk nereye kadar gidecek? Peki gelelim şimdi biraz teknik siyasi boyutuna. Dün Grup Başkan Vekili Sayın Gök de dedi ki Levent Gök, bundan sonra artık teamül olması gereken CHP'ye görev verilmesi. Siz aynı kanaatte misiniz? Kesinlikle. CHP'ye görev, bugün saat 19.30'da Sayın Davutoğlu görevi iade edecek akşam veya sabah. Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'yu çağırdı. Ayrıntısına gireceğim. Beştepe'ye gidecek mi Sayın Kılıçdaroğlu? Elbette tabii ki görev verilirse bu ülke için gidilir. Orada bir sorun yok. Biz çay kahve içmeye değil, ülkenin hükümetsiz kalmaması için gideceğiz. Ve bu görevi Sayın Davutoğlu'nun ivedilikle, özellikle Perşembe günü Sayın Genel Başkanımızla görüşme bitti andan itibaren fiilen, hukuken bitmişti. Sayın Davutoğlu'nun nezaketen iade etmesi gerekiyordu. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da hiç uzatmadan anayasa gereği ikinci siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu görevi vermeliydi. Ama ne yazık ki bu süre biraz
Huvardacı harcandı. Hiç önemli değil. Bütün buna rağmen Sayın Davutoğlu bugün görev verecek. Sayın Cumhurbaşkanı yarın derhal Sayın Kılıçdaroğlu'na görev vermeli. Sayın Genel Başkanımız çok kısa olmasına rağmen, bakın geriye kaç gün kalıyor? Cuma, cumartesi, pazar. 3 gün içerisinde ben inanıyorum ki Türkiye'de bir hükümet çıkarabilecek güçtedir. Ben de doğal olarak nasıl diye soracağım. Nasılını bekleyeceğiz. Buna emin olun. Şimdi bugün birincisi, salı, yarın birincisi çarşamba, şu. Perşembe, cuma, cuma 5 günümüz var. Birincisi şu. %60'lık bir blok var şu anda. Yani millet iradesinin çoğunluğu parlamentoda 3 siyasi partide. Bütün bu olup bitenler konusunda bu siyasi partilerin duyarsız davranacağı inancı içerisinde değil. Ben Sayın Bahçeli'nin bu konuda Sayın Genel Başkanımız görevi alıp gittiğinde Sayın Bahçeli'yi ikna edebileceğine inanıyorum. Sayın Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu'ya ikna olur. HDP ne olacak? Efendim HDP, MHP dışarıdan destekli olabilir. MHP, CHP olabilir. Onlarca formülü var. Yani bunlar şey değil. Bir başka tehlike, bakın bir siyasal irade yasaları tanımam diyor. Hukuk zaten tanımıyor. Yani neredeyse yerel mahkemeler işlevsiz hale gelmiş durumda. Bütün bunu görerek 3 siyasi parti, yani %60'a hakim olan bir siyasi parti, mümkünse uzun vadeli bir hükümet değilse bile en azından seçim hükümetin 3 siyasi partinin kurması lazım. Kurmazsa ne olur? Önümüzdeki süreçte sağlıklı bir seçimin olma konusunda çok ciddi kaygılarımızın olduğunu da ifade etmek istiyorum. Neden? Şimdi bu kadar birçok illerde sıkı yönetim varken nasıl seçim yapacaksınız? Yani şu anda Türkiye'nin çeşitli illerinde terör estiriliyor. Çok ciddi sorunlar var. Biz orada miting yapacağız. Böyle bir imkan var mı şu anda? Bütün bu olup bitenleri ortada kaldıracak, sağlıklı bir seçim zeminini hazırlayacak, hukuka, yargıya, anayasaya inanan ancak ve ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile olabilir. Benim valim senin kaymakamın değil. Türkiye Cumhuriyeti valileri ve kaymakamları ve kamu görevlileri, bir tanesi çok enteresan bir cümle kullandı AKP yöneticileri. Ya şaşkınlık içinde izliyorum. Allah kimseyi böyle dağıtmasın. Bunlar tamamen dağıttılar. Geçen gün de Sağlık Bakanı bir cümlesi var. Şaşkınlıkla insan bakıyor. Acaba ya basın mensupları ne düşünüyor? Ya böyle bir şey olabilir mi? Aklı selim bir bakanın, efendim siz bunu vermediniz bak böyle oldu. Bu nasıl bir cümlelerdir ya? Bunlar suç unsurları cümlelerdir. Şimdi bu cümleleri kullanan, geçen yayınınızda da söyledim, Sayın Kuzu anayasa profesörü diyor ki siz istikrarı değil kaosu seçtiniz. Sonra çıkıyorlar, efendim millet iradesi ha millet iradesi. Ne millet iradesi ya? Siz milleti yok sayıyorsunuz. Millet iradesi böyle karar vermiş. Bu iradeye saygılı olacaksınız. Bu iradeye saygılı olmayanlar, yargıya, hukuka, anayasaya saygılı olmayanların hükümetinde seçimin Türkiye'yi kaosa götürebileceği düşüncesi, kaygıları var içimde. Onun için 3 siyasi parti elini, kolunu, gövdesini taşın altına koymak zorunda. Aksi takdirde yarın, şimdi 3 tane siyasi parti, üçümüz de müzdarip değil miydik seçim döneminde? Evet de ben şunu merak ediyorum. Hani %60 olur niye olmasın? Blok Sayın Kılıçdaroğlu'nun buyurun başbakan siz olun, ona Sayın Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'nin karşı açıklaması nasıl olacak? Olur, biraz hepsi anlamaya çalışın. Hiç merak etmeyin. Yeter ki Sayın Kılıçdaroğlu'na görev verilsin. Çok kısa süre içerisinde Türkiye bu nasıl Cumhuriyet Halk Partisi kısa 2 gün 3 günlük içerisinde hükümet çıkaracağını görürsünüz. Peki. Buna emin olmanızı istiyorum. Diyelim ki oldu. Evet. Seçim? Seçim takvimini, ortam terörize ya nasıl olacak? Tabii seçim takvimini doğal olarak 3 siyasi parti bir araya gelecek ya da tek tek onlarla konuşacağız. Bir önemli bir takvim belirlenebilir. Şu kısa süre içerisinde baştan itibaren söyledik, bugün de söylüyoruz. Erken seçimin Türkiye'ye maliyeti çok ağır olur. Eğer bir erken seçim olacaksa bile bunu mutlak ve mutlak Mart-Nisan'a ötelenmesi lazım. Ekim, büyük olasılıkla. Ekim-Kasım değil. Olmaz yani. Nasıl olacak? Ben şimdi merak ediyorum. Ya daha düne kadar işte ana muhalefet ve muhalefet partilerine bunlar Sivas'ın ötesine geçemiyor diye caka atanlar bugün korkuyor. Maalesef Ankara'da evlerine 100 tane polisle gidiyorlar. Şimdi böyle bir ortamda
Bu güvenlik ortamının sağlanması lazım. Güvenlik ortamını sağlayabilecek irademiz var. Aksi oldu. Sayın Cumhurbaşkanı... Aksi olursa dünyanın sonu değildir. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'ya görevi tevdi etmedi. Eder, eder. Tıpış tıpış eder. Yok öyle bir eşkıyalık sistemi değil kardeşim. Yani ortada bir anayasa var, bir hukuk sistemi var. Ben bunların hepsini yok sayıyorum derse... kusura bakmasınlar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de eli kolu bağlı bir siyasi parti değil. Dedik ki ülkede bir koalisyon kurulma ihtimalini artık mümkün görmüyorum. Efendim, bilmiyorum böyle bir inisiyatif var mı da kanaat olarak söylüyorum. Anayasada evet pazar gününü beklemek durumunda. Diyelim ki böyle bir şey yaptığında tavrınız ne olur onu merak ettim. Fal mı bakıyor Sayın Cumhurbaşkanı? İşte ortada tabloyu koyuyorum. 3 tane siyasi parti var. Ana muhalefet gidecek bunları deneyecek. Ha olmasa ne olur? Getirip iade edecek. Yani siz 42 gün Sayın Davutoğlu'na itibar ettiğinizde ana muhalefet liderine 3 gün itibar etmeyecek misiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Peki bir koalisyonu mümkün görüyorsunuz. Yani kesinlikle %60. Mümkün görüyorum. Kesinlikle hiç merak etmeyin. Peki. Böylesi bir durumda diyelim ki hükümet kurulamadı. Yine diyoruz ya farazalar üzerinden konuşuyoruz. Sonrasında da bir seçime gidildi. Evet bir kez daha hafızalar tazelenecek. Ne diyeceksiniz bu kez seçmene? Bunu bütün parti temsilcilerine sormak adına önce size soruyorum. Şimdi dün arkadaşlarımızın yapmış olduğu bir araştırma var. Tabii doğal olarak biraz millet ne düşünüyor, milletin talebi nedir? Öncelikle milletimiz böyle bir erken seçim talebi yok. Yani bu AKP seçmeni için de geçerli, muhalefet partileri için de geçerli. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın talebiyle bir seçime gidilecek. İnanıyorum ki AKP yöneticileri, milletvekilleri de istemiyor. Buna emin olun yani. Birebir isimlerini vermek istemiyorum. Onlarca tanıklıklarımız var, konuşmalarımız var. İkili konuşmalar olduğu için bunları paylaşmak istiyorum. Özür dilerim. Bunu ben AK Partili yöneticilere daha çok soruyordum. Size de sorayım. O tez doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanı istedi ama Sayın Davutoğlu aslında... Efendim ben de diyorum ki Sayın Davutoğlu şunu söylerse... Ya ben çok denedim kardeşim. Bu CHP cızdım oynadı. Şurada diyebileceği bir cümle varsa eyvallah itiraz yok. Ya istiyor muydu? Onu mu anlayalım? Sayın Davutoğlu istiyor idi. Ama hani bir deyim var, tekati yoktu. Neyi yoktu? Tekati yoktu. Tekati yok. Gücü yoktu yani. Peki. Şimdi erken seçim olursa ne olur? Evet. Şuna emin olmanızı istiyorum. Seçmene ne diyeceksiniz yani? Bir kere yapılan bütün araştırmada iki soru var. Birinci soru, bu seçim döneminde 4 siyasi partinin projeleri vardı ve vaatleri vardı. Kimi beğendiniz? %25'lik oy almamıza rağmen %70'i Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini beğenmiş, projelerini beğenmiş. Demek ki doğrusu yaptığınız araştırma. Elbette emeklisi, sosyal yaşam, birçok alanlarda bu projelerimiz devam edecek. Ama elbette yeni projelerimiz de olacak. Çok yalın 2-3 tane projemiz olacak. İkincisi, yine bir başka soru var. Bu süreçte yani 4 siyasi parti 7 Haziran'dan itibaren tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? %73 Cumhuriyet Halk Partisi doğru noktada. Şimdi doğrusu ben hani bu iki uç seçmen kitlesi diyenlere şimdi soruyorum. Bu %23 geri kalan yüzde ne kalıyor? %27'si. Bu nasıl bir uçtur? %27'si siyasi partilere dağıttığınızda herhalde AKP'li seçmeni %10'u belki beğenmemiştir Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu. Son derece doğaldır. Zaten ülkede bu ideolojik seçmen kitlesi %20. Yüzde seçmeni çok ideolojik bakmıyor. Bütün bunlara baktığımızda seçmen tarafında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu çok kabul görmüş. Projeler konusunda da çok kabul görmüş. Yapılan araştırmalara bakıyoruz. Araştırmaların tamamında yani bizim dışımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapmış olduğu araştırmalar var. Onlar da bir kısmı benim telefonumda da var. Orada da baktığımızda oyunu artıran yine tek parti Cumhuriyet Halk Partisi. Mesele bizim oyumuzu artırıp artırmama meselesi değil. Meselemiz şu. Türkiye'ye bu bedeli ödettirmeyelim diyoruz. Ya bizim 5 puan almamız bütün bu sorunları ortada kaldıracak mı? Ya da önümüzdeki süreçte diyelim ki seçim oldu. Varsayalım ki AKP bir 10 vekil daha çıkardı. Değer mi bütün bunlar Allah aşkına Sayın Davutoğlu? Değer mi bu maliyete ya? Ama bütün bunları... Ama çıkmıyor. Çıkar. Çıkardı ama çıkar. Şu ana kadar için söylüyorum. Cesur adamlar çıkarır.
Çıkardınız diyelim ki o blokla. Bu arada bir izleyicimiz diyor ki %11 artı %25 artı 16 artı 13 artı eşittir 54 %60 değil diyor Sayın Gürsel Tekin'in. Neyse biz espri mahiyetinde söylüyorum. %60 diyelim ki bir koalisyon kurdu. Yani var herhalde 40'tan büyüktür o %54 değil mi? Peki. Küçükse itiraz yok. Tamam. Ortam terörize. Nisan'a kadar bu süreci de yönetebilecek misiniz? Terör ortadan kalkar mı? Bu %60'lık blok bir koalisyon kurarız. Tabii bugünden yarına ya işte bir, elimizde bir sihirli değnek yok. Bizim ana muhalefet olarak açık söylüyoruz. Yani çözüm süreci dahil olmak üzere süreci nasıl işlediğini, karşılıklı hangi müzakerelerin yapıldığını, nelerin olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. AKP iktidar olduğu günden yani 2002'den itibaren baktığımızda sıfır terörle ülkeyi teslim aldılar. Ve bütün sürece baktığımızda hatta hatırlarsınız siz de gazetecisiniz. Özellikle 2011 yılında yine benzer çok sayıda şehitlerin geldiği dönemde gazetelere ve televizyonlara baskı yapılırdı. Şehit haberlerini vermeyin, sansür edin diye. Şimdi tam tersi yapılıyor. Ya ne olursunuz yani içim yanıyor. İnsanların çocukları üzerine siyaset yapmamalıyız. Şimdi bütün bu meselelerin devletin kayıtlarında nasıl işlemiş, ne oluyor, kimler var, uluslararası özellikle dış politika konusundaki sorunların bunun yansımasında ne kadar önemli şey fonksiyonu var. Bütün bunları devlet olmadan sizin bunları kamuoyuyla paylaşma imkanınız yok. Biz hükümet olduğumuzda bu sürecin tamamını şeffaf götürmek istiyoruz. Yani karanlıkta hiçbir şeyin kalmaması gerekiyor. Bingöl'ü halen çözemediler. Siz Bingöl'deki olayı çözemezseniz yarın olabilecek olayları çözmeniz mümkün değil. Bütün bu sorunlar ciddi, bütünlükçü bir devlet anlayışıyla olur. Devletin bütün kurumlarını birbiriyle kavga ettirirseniz sorunu çözmeniz zorlaşır. Yani öteleyeceksiniz. Efendim bizim polis işte onun polisi. Bizim yargıç öbürünün yargıcı. Biz bu çok tehlikeli bir şey. Ya bu böyle bir devlet adamlarını kullanacağı işler değildir. Eğer o alanlarda sorun varsa bu alanlardaki sorunları siz yönetici olarak, siz hükümet olarak öyle çözeceksiniz ki vatandaş hissetmeyecek bunu. Ama bu kadar ayrıştırırsanız, blok blok ayrıştırırsanız, mesela bunları gazetelerde zaman zaman okuyoruz, görüyoruz. Şimdi düşünün. Ya nasıl başarılı olacaksınız terör karşısında? Ülkenin savcısı ülkenin polisiyle kavga ediyor. Polisi istihbaratıyla kavga ediyor. İstihbaratı askerle kavga ediyor. Şimdi böyle bir mekanizma yani devletin, devlet dediniz yani binanın ana kolonu gibi düşünün. Temel şeyler istihbarattır, güvenliktir, hukuktur. Şimdi bu alanları bu kadar kavga ettirirseniz bu sorunların üstesinde gelmeniz mümkün olmaz. Çok benim için yargıcın ideolojik yapısının önemi yok. Benim için yargıç kararın doğru mudur, yanlış mıdır? Kararın içeriğine bakmıyoruz. Onun ideolojik yapısına bakıyoruz. Polisin uygulamasına bakmıyoruz. Onun bu çok tehlikeli. Tamam. Çok eski bir siyasi. Mesela çok bir başka bir şey daha söyleyeyim. Ya bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz gazetelerin tamamı da manşetlerini taşıdı. 1000 tane asker işte atılacaktı. Atabildiler mi? Söylemeyin bunu kardeşim. Eğer burada bir zaaf varsa, burada bir eksiklik varsa öyle yapacaksınız ki kamuoyunu bile duymayacak. Ama daha süreç başlamadan 2 ay önce siz siyasetçi olarak 1000 tane asker atılacak diyeceksiniz. Sonra 1 tane asker atanmaz duruma gelmişseniz yönetemezsiniz kardeşim. Eski bir siyasi terminolojidir. Enkaz devraldık. Yeni iktidarlar hep bunu söylerdi. Hayır biz enkaz kabul etmiyoruz. Espri mahiyetinde söylüyorum. Sizin söylediğiniz diyelim ki bu tırnakçıda bir enkaz olsun. Asker, savcı, polis filan. Bir koalisyonda bunları nasıl düzeltip de seçime gidecek? Çok kolay. Sizin birinci referansınız ne olur? Şimdi kural diye bir şey vardır ya. Yani işte dünya yaratmış, şimdi hepimiz uyguluyoruz. Ne yapmış? Trafik ışıkları koymuş. Herkes buna uyacak. Yasalar, anayasalar herkes için geçerli. Efendim benim için geçerli de vatandaş için geçerli değildir diyebilir miyiz?
Bu savcı için de geçerlidir, genelkurmay başkanı için geçerlidir, başbakan için de geçerlidir. Siz mekanizmayı, hukuk sisteminizi yarım yamalı da olsa bu sistemi saat gibi işlettiğinizde göreceksiniz ki o kurumların içindeki birliği, bütünlüğünü çok kısa süre içerisinde sağlayacak. Daha somut sorayım. %60'lık blok koalisyon oldu. MHP operasyon dedi, HDP hayır dedi. Ne yapacaksınız? Efendim bakın, şimdi bunların tabii bu detaylara indiğimizde falan siyasi partinin talebi şu, falan siyasi partinin talebi üzerine biz hareket edecek değiliz. Biz bir hükümetin, bir devletin yapması gereken ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak onu yaparız. Bunu bütün siyasi partilerin bilmesi lazım. Şöyle bir şey olabilir. Uzun vadeli bir hükümet müzakeresi yaparsınız. Eyvallah, burada tabii ki siyasi partilerin talepleri alınacaktır, görüşleri, onların programları çerçevesinde yapılır. Bu kısa süreli seçim hükümeti diyoruz. Seçim hükümeti ne demektir? Seçime sağlıklı götürmek demektir. Ve ülkedeki bu yangını olabildikçe söndürebilecek imkanları sağlamaktır. Ekonomide yeni bir nefes aldırmaktır. Bizim kısa süreli yapabileceğimiz bu. 13 yıldır AKP'nin yapamadığını, ya 5 ayda Cumhuriyet Halk Partisi gel hepsini yap demek de bir insafsızlık olur. Ama şuna emin olmanızı istiyorum. Çok kısa süre içerisinde, özellikle bugün dış politikada, Orta Doğu coğrafyasındaki bütün ilişkilerimiz sıfır noktaya gelmiş. En kısa süre içerisinde Orta Doğu coğrafyasındaki ilişkiler çok kısa süre içerisinde sağlanabilir. 5 ayda. Tabii, hiç merak etmeyin. Nasıl? CHP iktidar olsun, görürsünüz. CHP iktidar mı? Tabii. Bu ilişkilerimiz baştan itibaren devam ediyor. Biz bunu biliyoruz. Geçmiş yıllarda da bakın çok acımasızca eleştirilere maruz kaldık. Sayın Genel Başkanımızla Irak'a gittiğimizde aman Allah'ım bir sürü eleştiriler. Şimdi geldiğimiz noktaya bakın ya. Araya aracı koyuyorsunuz, bizi onlarla görüştürün. Böyle Türkiye bu duruma düşebilir mi? Mısır'la geldiğimiz noktaya bakın. Yani Mısır'ın işleyişiyle ilgili bütün Mısır'ı kendimize niye düşman ederiz ya? İran en son bir tek kapı açıktı biliyorsunuz. İran kapısı, o da kapattı. Günaydın. Şimdi ne yapacağız? Yani tecrit edilmiş bir ülke böyle düşünülebilir mi Allah aşkına ya? Avrupa Birliği ile ilgili sürecimiz hemen çok kısa süre içerisinde başlayacaktır. Buna herkesin emin olmasını istiyorum. Bunlar böyle yılları alacak işler değildir. Bir irade meselesidir. Bir inanç meselesidir ve bir inanma meselesidir. Bunlar, bu iradenin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Avrupa Birliği'ni hemen kapanan bütün fasılları bir hafta içerisinde açtırırız. %60'lık koalisyonu bir temenni olarak mı söylüyorsunuz yoksa? Elbette temenni olarak ya. Ben bir başka siyasi parti adına şey yapacak değilim. Olması gereken bir yurttaş olarak söylüyorum. Yani bir şehit annesinin Güneydoğu'da şu anda 24 saat uyuyamayan yurttaşlarımızın tercümanı olarak bunları söylemek istiyorum. Yani bunu hepimizin duyarlı olması lazım. En azından çocuğunu kaybetmiş bir anne ne diyor? Bir araya gelin ve çözüm bulun diyor. Siz de buna kulak vereceksiniz. Evet. Nasıl olsa yine olasılıklardan konuşuyoruz. O %60 Sayın Kılıçdaroğlu'ya görev verildi. Oradan da bir koalisyon çıkmadı. Sonra yine en çok oyu alan parti olmasa bile diyelim ki pazartesi günü Sayın Davutoğlu'ya görev verildi. Bir seçim hükümeti kursun diye. Buna üye verir misiniz? Sayın Davutoğlu'na görev veremez. Hayır. Meclis Başkanı'na. Meclis Başkanı. Evet. Elbette tabii ki, yani o çok çaresiz kalırsak yapacak bir şey yok. Ülkeyi sahipsiz bırakacak değiliz. Ama bu son seçenektir. Ya son bu seçenekler olmaması gereken seçenek. Aha. Ama ısrarla oraya gelirse, şunu da altını çizerek söylüyorum. Kayıtlara girsin diye. Bakın, araştırmalar, şunlar, bunlar, İşte kendi yandaş gazetelerinizin, televizyonlarınızın köpürtmeleriyle bir seçime girdiğinizde, seçimde ısrarla erken seçim isteyenler çok ağır bedeller ödeyecektir. Peki, böyle bir olasılıktan bahsediyoruz ya, AK Parti'ye görev verildi, siz de üye verdiniz. Bir öncesinde olmayan AK Parti-CHP koalisyonu olur mu bu kez? Bir kez daha yeni açan izleyicilerimiz için %60'lık blok, yani Sayın Kılıçdaroğlu bir koalisyon kuramadı. Pazartesi de Sayın Davutoğlu'ya görev verildi.
sizden de efendim MHP'de girmiyorum dedi. Üye vermiyorum, HDP'de vermiyorum dedi. Bir AK Parti CHP koalisyonu olur mu? Evet, ondan sonraki süreçte Sayın Davutoğlu'nun iradesi ne kadar işleyecek onu bilmiyorum. Yani şu anda bir de o tartışma konusu var. Yani önümüzdeki günlerde bu hükümet çalışması devam ederken aynı zamanda Eylül ayında biliyorsunuz AKP'nin bir kongresi var. Yani burada bir figüran değişikliği olacak mı olmayacak mı, Sayın Davutoğlu tekrar devam edecek mi? Bütün bunlar yani bir farazi şeylerdir. Bugün onu söylemek biraz zor. Ama her şeye rağmen ya Sayın Davutoğlu yarın cesaretli davranabilir. Hatta bugün davranabilir. Evet, bu ülkenin geleceği için, birliği için, bir bütünlüğü için Sayın Kılıçdaroğlu arıyorum, sana geliyorum. Merkel gibi cesur olacak diyecek ki, bakın bunu özellikle altını çizerek söylüyorum. Almanya'da terör sorunu yok. Almanya'da ekonomik sorun yok. Almanya'da sosyal sorun yok. Türkiye, Almanya'nın birinci partisi Merkel'in %39 oy almış çıktı. Almanya'nın çıkarları için büyük koalisyon istiyorum dedi. Şimdi Davutoğlu Merkel kadar cesur olur mu? Vallahi bugün göreceğiz. Belki akşama kadar olabilir. Hala bir beklentiniz var yani. Peki şimdi bugün Sayın Demirtaş partisinin MYK toplantısına girmeden önce şöyle bir teklifte bulundu. Dedi ki madem başkanlık meselesini bu kadar önemsiyor AK Parti, bunu seçmene bir soralım. Erken seçim, Ekim, Kasım, Mart, Nisan neyse. Seçime giderken seçmenin önüne de bir kağıt koyalım. Yani bir referandum yapalım. Başkanlık sistemini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Evet mi, hayır mı? Yani bir başkanlık referandumu. Bununla ilgili meclise dönerge vereceğiz dedi. Buna ne dersiniz? Ya Türkiye'nin geleceğini bir kişinin memnuniyeti üzerine mi kuracağız? Allah aşkına bu nasıl bir şeydir ya? Ya birini nasıl memnun edebiliriz? Yaz boz tahtası gibi böyle bir şey olmuş. Seçim olmuş bitmiş kardeşim. Şu anda Cumhurbaşkanı anayasal görevi var. O görev içerisinde görevini yapacak. Bunun dışında önümüzdeki süreçte seçimden sonra millet iradesi neyi gösterecek onu hep beraber izleyeceğiz. Ama ısrarla birini nasıl memnun edebiliriz? İki cihan bir araya gelse, bakın bir daha söylüyorum. İki cihan bir araya gelse Türkiye Cumhuriyeti'nde başkanlık sistemi olmaz. Erdoğan'dan dolayı mı, sistemden dolayı mı? Kim olursa olsun sistemden dolayı olmaz. Kişisel bir şey değil. Bak iddialı konuşuyorum. İki cihanı bir araya getirsen. Bu millet biliyor her şeyi. Yani biz yarım yamalı bir demokrasimiz var. Bunu işlerlik hale getiremiyoruz. Otoriter bir sistem, biri gelsin kafamızda. Bizim toplum değişti, bir eskisi gibi değil. Biz babalarımızın baskısına tahammül edemiyoruz. Siyasetçilerin baskısına belli bir döneme kadar, ondan sonra herkes dur der. Bunun şeyi yok. Ne istiyorsunuz Allah aşkına ya? Bu ülke size ne vermedi? Şükredin ya. Şükretmesini bileceksiniz. Çok şükür yönetiyorsunuz, başbakan oldunuz, cumhurbaşkanı oldunuz. Bundan sonra yapmanız gereken milleti nasıl mutlu edebiliriz? Allah'ın bu bütün verdiği kerameti millete nasıl dağıtabiliriz? Bunu bırakmışız. Arkadaş işte birini nasıl mutlu edeceğiz? Yazıktır, günahtır bu ülkeye. AK Parti. Bundan vazgeçsinler. AK Parti. Bakın bu sistem bin yıllık devlet tarihimizin tamamına baktığınızda göreceksiniz. Ya Mustafa Kemal Atatürk gibi güçlü bir lider var mı? O bile sisteme çok dokunamamıştır. Yapmayın. Bu ülkenin sistemiyle işinize geldiği zaman eğer milletin yararına bir sistem değiştirecekseniz eyvallah, hadi gelin kardeşim gidelim. Bakın milletin yararına değişmesi gereken şeyleri söylüyoruz. 1. Baskıcı devlet anlayışında vazgeçin. 2. Siyaset sistemini değiştirelim, şeffaflaşsın. Bu kirlilikten arındıralım diyoruz. 3. %10 barajı indirelim. 4. Yerel belediyeleri güçlendirelim. İnsanlar Ankara toplanmasın. Bu milletin faydasına olan işler. Şimdi milletin faydasına olan işleri gündeme getirmiyoruz. Ve birilerinin faydasına, bu çok tehlikelidir. Bunu hepimizin kaçınması lazım. AK Parti'nin tezi şu. Referanduma gittik. İnsanlar dedi ki Cumhurbaşkanı bundan sonra biz seçelim. Evet. Seçtirdik. Şimdi burada halkın iradesiyle gelmiş bir Cumhurbaşkanı. Doğal olarak bunlar tırnakçı ifadeler. Doğal olarak Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ben önceki Cumhurbaşkanları gibi değilim. Halk seçti. Dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. İki, bu tarafta da halkın seçeceği veya bir hükümet
sistem tıkanıyor diyorlar. Sistem krizi bir ne krizi tıkanıyor? Oluyor. Nereden dolayısıyla tıkanmış? Hayır, şu bu lafımı bitireyim. Dolayısıyla ya kupon diyorlar, arsayı satacağım diye sistem tıkanmış diyorsa tıkansın. Dolayısıyla diyorlar yargıyı yürütmeyi bütün bu süreci rahat yönetebilmek için başkanlık sistemi şart. Buna ne dersiniz? Evren neyle seçildi? Millet iradesiyle seçilmedi mi? %93. Ya bu böyle bir şey yok. Bakın siz neye göre seçiliyorsunuz? Seçim neye göre yapılıyor? Mevcut hukuki düzene göre seçiliyor. Şimdi bu seçim bitiyor. Şimdi burada ne yapacaksınız? Mesela şunu bana bir tanesi söylemesi lazım. Sayın Davutoğlu ya da Sayın Davutoğlu'nun ekibinde. Hani diyor ya yasama yürütme ayak bağı. Nereden ayak bağı olmuş? Bir, 17 Aralık 25 Aralık diye bir şey yaşandı. Dünya tarihinde yaşanmamış. Hiçbiriniz yargılanmadınız. Bu nasıl ayak bağıdır Allah aşkına? İki, sizin aleyhinize verilen her türlü karara tehdit ediyor musunuz? Üç, bakanlık uygulamalarında istediğiniz kişilere ihale veriyor musunuz? Dört, kamu imkanlarını, kupon arsaları istediğiniz kişilere veriyor musunuz? Daha ne istiyorsunuz? Bu kimse, hangi başkanlık sisteminde? Allah aşkına bana Almanya'da, bugün dünyaya hükmeden Amerika'ya, Obama'nın bu yetkileri var mı? Obama Almanya'da herhangi bir kupon arsayı birine verebilme yetkisi var mı? Obama'nın savcıları bu savcıları bertaraf edin deme yetkisi var mı? Obama'nın ya istediğim yandaşıma iş verebilirim, TRT'yi ya da Amerika'nın devlet televizyonlarını istediğim gibi kullanabilirim yetkisi var mı? Siz neyi istiyorsunuz? Obama'da olmayan yetkiler var sizde, yapmayın bunu. Ha şunu ben çok iyi anlıyorum. Niye diyeceksiniz bütün bunlar oluyor? Bunu açık konuşmamız lazım. Birincisi şu. Maalesef özellikle son dönemlerdeki 5 yıllık uygulamalarına baktığımızda bütün uygulamalar yasa dışı oldu. Bütün. İhale yasasına bakın. Basın medyadaki duruma bakın. Bankalar sektörüne bakın. Yani şu tarif edilebilir mi Allah aşkına ya? Birisiyle husumetiniz var. Şimdi ben başbakanım. Kişisel husumetim var. O kişisel husumetimden dolayı bütün şeyleri bertaraf ediyorum. İşte dershane uygulaması gibi benzer uygulamalar. Şimdi bunlar kabul edilir işler değildir. Bunlar hukuku bir tarafa alın. Uygulama açısında, insanı uygulama açısında kabul görecek işler değildir. Bütün bunlara baktığımızda bunların gerekçe olarak ayak bağıdır dediği hiçbir şey olmadığı gibi zaten bağ kalmamış. Yasamayı tanımam diyorsun. Yargıyı tanımam diyorsun. Kural tanımam diyorsun. Hukuku ala aşağı etmişsin. İlk kez bakın darbe döneminde dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi tehdit edilmemiştir. Anayasa Mahkemesi üyesi başkanı biz tehdit altındayız dedi. Şimdi bütün bunlara baktığımızda neyiniz eksik Allah aşkına ya? İlk defa da ülkede bir cumhurbaşkanı ülkeyi seçimine götürecek. Bu da ilk defa, bu da bu sürece cevaplarını alırlar. Bu da aslında siyaset için bir eksiklik olmadı mı? Siyasi işte biraz biz yapamadık önce, cumhurbaşkanı. Adam seçiyor. Ne diyor? Yürütmeyi yok sayıyor. Bu yürütmeyi yok sayma anlaşıdır. Yani sonuç itibariyle parlamentoda 550 tane milletvekili seçilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı 550 tane milletvekili bir araya gelecek. 3 siyasi, 4 siyasi parti irade koyacak. O iradeyi ipotek ediyor. Tanımam diyor. Tanımam abi. Şimdi edanet istiyorsunuz. Ha Saddam varı bir şey istiyorsanız. Efendim işte Orta Doğu'daki ya da diktatörler gibi bir yönetim anlayışı istiyorsanız ona da Türkiye izin vermez, merak etmeyin. Bir dahaki seçimde seçmen sizlere kızıp sandığa getirmezlik eder mi? Haklı. Haklı. Bu anne gitmezse haksız mı arkadaş? Peki. Gelelim şimdi seçim yardımı meselesine. Sürem de bitmek üzere. Yasaya göre HDP %13 aldı ama bir kez daha seçime gidileceği için hazineden yardım alamayacak. HDP'de bu duruma itiraz ediyor. Siz ne diyorsunuz? Siz de alamayacaksınız doğal olarak. Eş partiye verilmeyecek. Şimdi bu vicdanı bir şey mi? Şimdi sorarım. Bir, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, HDP. Bizim iş adamımız yok. Kamu imkanlarımız yok. 81 valimiz yok. Kaymakamlarımız yok. Kendi imkanlarımızla bu seçimi götüreceğiz. AKP ne yapacak? Bütün devletin olanaklarını kullanacak. Bütün. Bu ne vicdanıdır, ne insanıdır. Bu kabul edilebilir mi? Ama nasıl bir anlayıştır? Ama hazinede daha önce para vermiş. Verdi, seçimde harcadık. Seçim yaptınız. Ama seçim sayılmıyor.
Niye saymıyorsunuz? Saymıyor diyorum yani. Tekrara, niye saymıyorsunuz? Sebep? Tekrara gideceksiniz. Milleti yok sayacağız. Bu millet size öyle bir ders verecekti. Buna inanarak söylüyorum. Yapmayın bunu, vazgeçin. Sayın Davutoğlu ne olursun. Bu ülkeyi kaosa sürüklemeyin. Bakın 70'li yıllara bakın Sayın Davutoğlu. 80'li yıllara bakın. 90'lı yıllara bakın. Bütün bu süreçte ilk çürüyen siyaset olmuştur. Siyaseti çürütmeyin. Ne olursa çürümez. Yani koalisyon mu yapalım diyorsunuz? Efendim böyle bir vatandaşı milleti yıldırır duruma getirirseniz ilk olağanüstü durumlarda, kaoslarda, hani yangında ilk kurtarılacak şey hikayesi var ya, evet, bu dönemlerde ilk çürüyen siyaset oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra kapı dışarı ediliyor. Ama bir koalisyon olursa buradan çıkılır diyorsunuz. Kesinlikle, niye çıkılmasın Allah aşkına, ne yapacağız ya? Çok kolay da çıkılır, hiç merak etmeyin. Peki efendim. Ve Türkiye Sayın Kılıçdaroğlu'nun yönetimiyle ya nasıl yönetilirmişi de görmüş olacak. Buna emin olun. Çok eminsiniz bir %60'lık koalisyonla. Emin. Peki. Bir daha olası senaryolardan biri, bir daha seçime giderseniz bir daha koalisyon çıkarsa. O zaman millet hepimizi vallahi sokakta yürürken tükürür hepimizi. Şu tablo çıksın, sokağa çıkamayız. Buna emin olun. Milletle oynuyor musunuz Allah aşkına ya? Kimi tarlasında, kimi işinde, kimi gücünde 600 lira, 700 lira emekli maaşı alarak şükrediyor. Abi siyaset şükretmiyor ya. Ha, bu nasıl bir anlayıştır? Yani doğrusunu gerçekten şaşırıyorum. Yani bu kadar çürür müydü siyaset? Çürür noktaya geliyor. Ben AKP'de önemli bir isme söyledim. Dedim ki, ya bilsem sadece siz çürüyeceksiniz, umursamayacağım. Ama bizi de çürütüyorsunuz. Bütün kaygılarımız o. Peki efendim. Çok teşekkürler Gürsel Bey değerlendirmeleriniz için. Hiç şüphesiz bundan sonrasında da İnşallah Sayın Genel Başkanımıza yarın görev verilir. Sayın Genel Başkanımız bu kısa süre içerisinde 3 gün önemli değil. 3 günde bizim beş için gün çok uzun. Yarın çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yarın kaçta verecek bilmiyoruz ki. Saatleri vardır biliyorsunuz. Zaman ayarlaması vardır. Saatler geri alınıyor. 1001 tane film işle meşgulüz. Yani yarını akşam kabul ederek öyle düşünelim. Cuma, cumartesi, pazar 3 gün. İnşallah 3 gün içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye bir nefes aldıracaktır. Peki efendim, bekleyip göreceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katkılarınız için. Evet, bu özel günlerde yaptığımız özel röportajlardan bugün için ilkini yaptık. CHP Genel Sekreteri Sayın Gürsel Tekin'le az sonra MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Sayın Celal Adan'la ve saat 14'te de MHP ile görüşme müzakerelerini yürüten ve dünkü o kritik görüşmede yer alan AK Parti adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk Çelik'i ağırlayacağız, ama önce biraz nefeslenelim. Sayın Gürsel Tekin'e sordum, o cevapladı. Değerlendirme kanaati şüphesiz sizlerin, hele sandık bir kez daha gelirse hiç şüphesiz ki milli iradenin olacak bu değerlendirme. Tekrar görüşünceye dek kısa bir süre sonra şimdilik hoşça kalın efendim.